Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim zeytinyağlı portakallı kereviz. Malzemelerim 1 kilo kereviz, 2 adet havuç, 2 adet portakal, 1 adet limon, 2 adet patates, 1 baş soğan, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım tatlı kaşığı tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı ve sıcak suyumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi ilk başta kerevizlerimizi soyup küp küp doğrayacağız. Bir kaba su koydum. Şimdi yarım limon sıkıyorum. Kabuklarını soyduğumuz ve doğradığımız kerevizleri bu suya koyacağız kararmaması için. Şimdi kerevizlerimizin kabuklarını soyalım ve küp küp doğrayalım. Kereviz hemen karardığı için limonlu suda bekletin. Şöyle siyah bölümleri var, onları alıyoruz. Şimdi kerevizlerimizi küp küp doğrayalım. Bu şekilde doğramanız yeterli. Kerevizlerimizi hazırladıktan sonra şimdi patates ve havuçlarımızın da aynı şekilde kabuklarını soyalım, küp küp doğrayalım. Soğanlarımızı da küp küp doğrayacağız. Önce sebzelerimizi güzelce yıkayalım, sonra doğrayacağız. Şimdi sebzelerimizi doğrayalım. Birkaç dal kereviz yapraklarını da doğrayacağız. Onlar da çok lezzet veriyor. Bütün sebzelerimizi doğradık. Şimdi iki portakalımızın da suyunu sıkalım. Ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Yarım limonu da içine sıkıyoruz. Tenceremize zeytinyağını ilave ediyoruz. Biraz ısınsın. Şimdi soğanlarımızı ilave ediyoruz. Birkaç dakika kavuralım soğanlarımızı. Kavrulan soğanlarımıza havuçları da ekliyorum. Bütün sebzelerimizi 2 dakika arayla kavuralım. Patateslerimizi de ilave ediyoruz. Kerevizlerimizi de ilave ediyoruz. Yapraklarını da ilave ediyorum. 2 dakikada dediğim gibi kerevizleri de kavuralım. Şimdi portakal suyunu da ilave ediyorum. Portakalı atmamızın nedeni de kerevizin o kokusunu biraz bastırıyor ve lezzet veriyor. Toz şeker, tuzumuzu da ilave ettik. Bir çay bardağı da sıcak su ilave ediyorum. Bütün malzemeyi güzelce karıştıralım. Şimdi kısık ateşte ağzı kapalı olarak sebzelerimiz yumuşayana kadar pişirelim. Evet, sebzelerimiz pişti. Altını kapatıyorum. Çok az suyu kaldı gördüğünüz gibi. O suyunu çekti. Gerçekten çok lezzetli gözüküyor. Şimdi tekrar ağzını kapatıyorum. Sebzelerimiz soğuyana kadar bekletelim tenceremizde. Ondan sonra servise hazırlayacağız. Portakallı zeytinyağlı kerevizimiz servise hazır. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.